Merhabalar. Harvard MIT Matematik Turnuvası 2004 yılında sorulan sorunun cevabıyla karşınızdayım. Cevaba geçmeden önce turnuva hakkında biraz bilgi vereyim isterseniz kısacık. 1998 yılından itibaren yapılan bir turnuva, Harvard MIT Matematik Turnuvası. Öncelikle yakın bölgedeki eyaletler katılırken şu anda dünyanın birçok ülkesini temsilen takımlar da yarışmaya katılabilmekte. Yılda iki defa Kasım ve Şubat, yanlış hatırlamıyorsam, dönüşümlü olarak birinde Harvard'da, diğerinde MIT'li öğrenciler tarafından hazırlanan sorular soruluyormuş. Tabii çoğunlukla, tamamı olmasa bile çoğunlukla bu öğrenciler tarafından hazırlanan sorular soruluyormuş bu turnuvada. İnternetten, kendi sitesinden bugüne kadar olan çıkmış sorulara ve cevaplara ulaşabilirsiniz. Ayrıca açıklama bölümünde, internet sitesinde linkini bulabilirsiniz. Şimdi isterseniz cevaba geçelim. Hatta soruyu hatırlayalım. Soru ne diyordu bize? Evet, soru şu. Elimde 1'den 7'ye kadar olan sayılar var ve ben 5 tanesini seçip çarpımını size söylüyorum. Ve çarpımı söylediğimde siz seçtiğim sayıların toplamının tek mi çift mi olduğunu bilemiyorsunuz. Öyleyse seçtiğim sayıların çarpımı nedir? Önce soruyu anlayalım isterseniz. İşin içinde 5 tane sayı var. 5 sayının çarpımı var. Teklik çiftlik kavramları var. O zaman yapacağım şey, aslında bütün bu çarpım neye eşit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu arada ben her defasında sorduğum sorularda en basit haliyle çözümü anlatıyorum. Genellikle yorumlara şunu şu şekilde daha kısa yöntemle de çözebilirdik diye belirtiyorsunuz. Doğrudur. Ben mümkün olduğunca en basit haliyle, en basit nasıl düşünülür? Bu şekilde. Genelde de ben böyle düşünüyorum zaten. Yani en kısa yoldan değil de en ilkel haliyle nasıl çözebilirim? Buna bakıyorum. Ve bu şekilde anlatacağım yine. Elimizde 7 tane sayı var. 7 tane sayının çarpımı 1, 2, 4, 5, 6, 7. Seçilen 5 sayının çarpımı büyük A olsun. Ben bu 7 sayının çarpımını seçtiğim 5 sayının çarpımı, Ç diyelim hatta, büyük Ç olsun. 5 sayının çarpımına böldüğümde seçmediğim 2 sayının çarpımını bulmuş olacağım. S1 çarpı S2 diyelim buna. Elde edeceğim sonuç, seçmediğim 2 sayının çarpımı bana aslında çok büyük bir ipucu verecek. Hatta şanslıysam doğrudan bu iki sayının kendisini bile bulabilirdim. Fakat buradaki durum şu. Ben bu çarpımı bildiğim halde seçtiğim sayıların toplamının tek mi çift mi olduğunu bilemiyorum. Öyleyse bu elde ettiğim sonucu veren birden fazla ikili var anlamına gelir. Şimdi o zaman çarpımları aynı olan sayı ikililerini bir inceleyelim. Neler olabilir? S1 çarpı S2. Şöyle ayırıyorum. Mesela 1 çarpı 6 olabilir. 1 çarpı 6 ya da 2 çarpı 3 olabilir. 2 çarpı 3 ya da ne olabilir başka? 3 çarpı 4, 3 çarpı 4 ve 2 çarpı 6 olabilir. Eğer bu ikililer olsaydı, yani elde ettiğim sonuç 6 olsaydı, S1 çarpı S2 6 olsaydı, bu her ikisinin de toplamı, şu ikisinin toplamı 7, yani tek. Aynı şekilde burası da 5, yani tek. O zaman teklik çiftlik konusunda sıkıntı yaşamazdım. Fakat buraya baktığımda 3 çarpı 4 12, 2 çarpı 6 12, eğer S1 çarpı S2 12 olsaydı, şu ikili toplamı 7 yani tek olacaktı, şu ikilinin toplamı çift olacaktı. Burada bir karışıklık çıkacaktı. O zaman gerçekten demek ki seçtiğim sayıların toplamının tek mi çift mi olduğunu bilemeyecektim. Demek ki eldeki verilere göre S1 çarpı S2 12'ymiş. O zaman seçtiğim sayıların çarpımı neye eşittir? Hemen şurada düzgünce yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çarpı 7 bölü seçtiğim sayıların çarpımı 12'ye eşitse, seçtiğim sayıların çarpımını bulmak için bu sayıyı 12'ye bölüyorum. Seçtiğim sayıların çarpımını elde ederim. Bu da neye eşittir? 3 ile sadeleştir. Şunlar gitsin. 2 çarpı 5, 10, 42, 420'ye eşittir. 420 seçtiğim sayıların çarpımı. Aslında çok zor bir soru değil ama biraz da bu turnuvadan haber vermek için bu soruyu seçtim. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.